İçeride hakkımız gasp ediliyordu. İçerideki sendikada hiçbir şekilde buna ses çıkarmıyordu. Aksine patronun yanında durup bizim çıkışımızı veren bir sendika, bizim patronun yerinde bize tutanak tutan bir sendikaydı. Biz bu sendikayı istemediğimizi belirttik. Bir şey yapmadılar. Biz de toplu sendikadan istifa edip bir tek sene geçtik. İşte bizi tek tek odalara çağırıyorlardı. Hani bu sendikaya geçmezseniz, hani özüpliğe geçmezseniz çıkışınız verilir, siciliniz bozulur. Sicilinizi bozmayın. Biz boyun eğmedik dediklerine biz çıktık. Bir arkadaşımızı işten çıkardılar. Biz de ona destek olmak için hem de sıranın bize gelmesini önlemek için iş bırakma eylemi yaptık. Biz de sürekli fabrikanın çok çok uzağına itiyorlar. Her geldiğimiz gün daha çok uzağa itiyorlar ve bizi görmemezlikten geliyorlardı. Biz de sesimizi daha iyi duyurmak için İstanbul'a geldik. Bir 10 kişi falan temsili olarak geldik. Hepsinin çok fazla zoruna gidiyordu. Yani biz iktidarla da konuştuk, hani sözde geleceklerdi. Gelmediler, bize üç maymunu oynayıp duruyorlardı. Öyle yani, bizi duymamak için ısrarcılardı. Biz de biraz daha görünelim diye Özak Holding'in önüne gelmeye karar verdik. Bundan sonra markalar eğer harekete geçmezse markaların önünde eyleme başlayacağız. Öyle o süreç, o duruma göre devam ettiririz orayı. Yani hiç kimse boyun eğmesin, hiç kimse sessiz kalmasın. Yani diyeceğim bu kadar. Kimse korkmasın. Yani örgütlenerek, birleşerek aslında bir şeyleri değiştirebileceğimize inansınlar. Bir şeyler biz birlik olduğumuz zaman değişir. Dışarıda direniş boyunca geçirdiğimiz günlerin ücretinin hesabımıza ödenmesi ve Özak Tekstil çalışanları olarak sendikal hakkımıza dokunulmaması ve sendikamızın tanınmasını istiyoruz. Bu süreçte çok zorlu bir süreç geçirdik ve bu süreçle birlikte bizim isteklerimizin çok makul olduğu, çok normal bir şey olduğunu sürekli dile getirdik. Bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Biz çok sıradan bir şey istiyoruz. Yani hakkımız olan, anayasal hakkımız olan sendikamızı istiyoruz. Sendikamızın tanınmasını istiyoruz. Direnişimize devam edeceğiz. Taleplerimiz kabul edilene kadar eylemlerde bulunacağız ve direnişimizi devam ettireceğiz. Kadın işçi olarak bütün işçi sınıfına sesleniyorum. Gücünüzü gösterin. Kadınları çok güçsüz varlıklar olarak biliyorlar. Ama biz bu süreçte çok güçlü olduğumuzu, birlikte yürüyünce birçok şeyi başardığımızı anladık. Ve siz de birlikte yürüyünce her şeyi başaracaksınız diye düşünüyorum.